Biliyorsunuz ki hep zorlu zamanlarda ben bu şehre gelip enerji, cesaret ve inanç doldurarak dönmüşümdür. Yüksel Yılmaz neredesin? Evet, şimdi burası çok ışık olunca göremiyorum arkasını. Velhasılı kelam, hep bu salonları en zor zamanlarda bile doldurdunuz. Ve ilk itirazı, ilk kuruluşu, ilk yolculuğu hep Bursa üstlendi, hep Bursa itekledi. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Allah her birinizden razı olsun. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hep aynı oldu. Hep aynı coşku, hep aynı heyecan, hep o nasıl izah edeyim, kararlılık. Ama kimseyi incitmeyen, başkalarını kötülemeyen, biz yaparız diyen iradeyi hep ben Bursa'da gördüm. Bursa'nın biliyorsunuz benim için çok özel bir yeri var. Bir Bursa Öğretmen Lisesi mezunuyum. 4 yıl boyunca burada okudum Muradiye'de ve hatıra biriktirdim diyor ya gençler. Hatıralarım burada birikti. İkincisi, anneannemin amcaları, yeğenleri Filidar köyünde, şimdi Gündoğdu köyü oldu. Dolayısıyla bir ailemin bir kanadı da Bursalı. Bursa benim için özel bir yer. Ama en önemlisi, tam düştük, artık yapacak bir şey yok dediğimiz zaman ayağa kalktığımız bir yer. Gene 15 Temmuz olmuş. Her gün her birimiz tutuklanmak tehdidiyle karşı karşıyayız. Her şeyler söyleniyor hakkımızda ve Bursa'da partimiz falan yok. Bursa'da bir toplantı tertip edildi. O toplantıya geldim ve istişare ederek ortaya koyduğumuz arkadaşlarımızla ve burada İsmail Hoca'yı da anmam lazım. Ahmet Erozan'ı anmam lazım ve bir cümle çıktı ortaya yere. 15 Temmuz için bir tanım. Bir yere getireceğim de onun için. Dedim ki ben hep birlikte kararlaştırdığımız bir cümleydi bu. Ve o kadar inandım ki o günden beri yürüyorum. Bu millet devleti hem köprüden hem de sokaktan topladı geldi. Bunun müellifi Bursa'dır. Bu cümlenin müellifi Bursa'dır. Sonra arkasını doldurdum ben. Çünkü 2010'da ilgililere dedim ki dedim ki bu referandumu yapmayın. Bu kanun değişikliklerini, anayasa değişikliklerini yapmayın. Bazı bilgilerim vardı en tepelere giderek. Bunu yaparsanız, yani siz 2009'daki yenilgiyi konsolide etmek için insanları kutuplaştırmak işinize geliyor sizin. Ama bu Türk milletini birbirine düşürecek bir değişiklik, yol, su, elektrik olarak da size gelecek dedim. Bana dendi ki her şey kontrol altında, üzülme. Ama haklı çıktım. Ve iddia ediyorum, 2010'daki o anayasa değişikliği yapılmasaydı Türkiye 15 Temmuz 2016'yı yaşamazdı. Ama o 2016'da 15 Temmuz bu kalkışmasının müsebbibi 2010'daki o değişiklik ve bu kalkışmayı yapma cesaret eden o anlayışın, o terör örgütünün buradan yüz almasıdır, cesaret almasıdır. Peki bedeli kim ödedi? Bunun bedelini hep beraber ödedik.
Her gün hakaret, her gün iftira ve her gün tutuklanma tehdidiyle yaşadı buradaki her bir kişi. Araştırdılar mı? Araştırdılar. Bir şey bulabildiler mi? Hayır. İçimizde OFF terör örgütüyle ilgili olarak iltisaklı, irtibatlı diye yargılanan bir kişi var mı? Hayır, yok. Şimdi evet, İYİ Parti'nin mensupları, İyiler Hareketi'nin, Cesurlar Hareketi'nin mensupları, bu ülkenin varlığı, birliği, bütünlüğü ve bu milletin ayrılmaz bir bütün olarak Türk milleti olması gerektiğinin, bunun için gerekirse can veren, gerekirse istikbalinden vazgeçen insanlar olduğunu biz dünyaya ispatladık İYİ Parti olarak. İyi ki varsınız, iyi ki sizinle beraber yol yürüyorum. Şimdi arkadaşımız hitap ederken, gençlerimiz buraya geldiğinde onların konuşması, arkadaşımızın hitabı sonunda enteresan bir gözlemim oldu. Bir kalbimden hissettiğim bir şey oldu. O da nedir? Hala aynı heyecanın, aynı mutluluğun ve aynı cesaretin hepimizde var olduğu. Çünkü dedi ki her yerden biz gagalanıyoruz. O daha kibar konuşuyor. Ben kendi dilimden konuşayım. Her yerden gagalanıyoruz. Ben de dedim ki hem sağdan hem soldan. Şimdi önemli olan her türlü saldırıya uğruyor olmamızın arkadaşımız tarafından bir tespit olarak ortaya konması. Ama ben de şunu söylüyorum. Şu salonda bulunan sizler, şu salonu şereflendiren sizler, iki yumruk arasına sıkıştırılmak istenen sağın da solun da ağababalarının bize gıcık olduğu bu sistemde biliyorsunuz ki ve inanıyoruz ki hep birlikte biz yere düşürülen değerlerimizi sokaktan toplayacağız ve bu ülkeyi yeniden ve yeniden inşa edeceğiz. Çünkü bakın bir şey yapıldı. Onun için de gittim herkeslere. Bu ülkede bir adım atıldı. Cumhurbaşkanını vatandaş seçsin dendi. Tamam. Tamam, vatandaşa, milletimize, seçmenimize bir hak bu. Güzel. Ama bu halkın seçtiği cumhurbaşkanının yetkileri, meclisin seçtiği cumhurbaşkanının yetkileri karşısında ne olacak sorusunu hiç kimse sormadı ve ortaya yetki karmaşası çıktı. Sonra 15 Temmuz oldu. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman zaten o yetki karmaşasına çok asabı bozuk gezdiği bir dönemdi. Ondan sonra da Sayın Bahçeli çıktı o yetkilerle bu tarifi yeniden yapmak üzere partili cumhurbaşkanlığı sistemini hukuki olarak getirdi ve referanduma gitti. Biz bu referandumda partimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Gene buradaki arkadaşların tamamı biliyor ki çok çalıştık. Hepimiz kendi cebimizden bir şeyler ortaya koyarak, hiçbir Allah'ın kulundan yardım almadan çalıştık. Hayır çıksın diye çalıştık. Sebebi neydi biliyor musunuz? Bugün meclisin yok edildiği, milletvekillerinin kıymeti harbiyesinin olmadığı ve tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir Türkiye olmasın diyeydi. Pek çok bilerek teamüden hatalar yapıldı ve sonuç itibariyle havet çıktı. Evet ama havet gibi bir havet. Sonra bir araya geldik ve partimizi kurduk. Şimdi biz bu partiyi bu iki yumruk arasına sıkıştırılan, senci benci yapılan, komşunun komşuya düşman edildiği
ve bir kişinin fikrine, zikrine bırakılmış, hukukun yerde olduğu, kanunun yerde olduğu, adaletin yerlerde olduğu, ekonominin, yani ekonomistler var aramızda, onların yanında hakem kesmeyeyim ama rezalet bir hale geldiği, yandaşın kayrıldığı, liyakatin ortadan kalktığı, vasatlığın alkışlandığı bir Türkiye'nin inşa edilmiş olduğu ve el birliğiyle inşa edildiği, bu Türkiye'nin bu vasatlıkla, bu demin saydığım yere düşürülmüş değerlerle, demin ahlaktan bahsettiniz ya, bunların tümü ahlakı da ortadan kaldıran ve kazanmak için her şeyin mübah olduğu bir anlayışın ortaya çıktığı bir sistemdir. Biz bu sisteme itiraz etmek için ha buracı ha şuracı, yani ister sağ taraftan ister sol taraftan kutsanan, sağ oy veriyorsa vatan hainisin, zaten şusun busun, ahmaksın, cahilsin. Ama eğer sağa oy, sola oy veriyorsan da buradaki abiler de sizi işte PKK ile el sıkışan, efendime söyleyeyim bu ülkenin vatan hainliğiyle suçlanan bir sistemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben bu işten mutsuzum. Siz de mutsuzsunuz. Biz bu mutsuzluğu ortadan kaldırmak için yol yürüdük. Kurulduk, bedeller ödedik ve yol yürüdük. Ama enteresan bir şey oldu. Bu sisteme karşı çıkanlar, bu sistemin yanında olanlar arasında da bir kutuplaşma yaşandı. Ve bu kutuplaşmada biz mecburiyetten bu sistemi değiştirebilir miyiz diyerek biz iki tane ittifak modelinin birinde Millet İttifakı'nda yer aldık. Ama asıl mesele bu. Değerli arkadaşlarım, sokakta anlatacağınız şey bu. Biz elimizden geleni büyük bir samimiyet içinde yaptık. Bursa'da 2019 seçimlerinde ben 4 dağ ilçesi hariç her yeri gezdim mi kardeşim? Gezdim. Her yerde bu, yani mesele belediye başkanlığını almak değildi. Mesele 2023'e burada bir başarı öyküsü yaratıp 2023'te ise bu ucube sistemi değiştirecek, yerlere düşmüş olan bu kavramları, bu değerleri sokaktan toplayacak bir başarıyı elde etmekti. Biz bunu başaramadık. Çeşitli sebeplerle başaramadık. Suç benimse kabulümdür. Ama geldiğim bir yer var. Onun için işte hür ve müstakil girme nedenimiz budur. Geldiğim nokta şu. Bizim dışımızda herkes halinden memnunmuş. Asıl mesele bu. 2023'te biz başaramadık. Tekrar söylüyorum. Bütün suç benim olsun. Çekin beni kenara ama gene başarılamaz. Çünkü tekrar söylüyorum, herkes halinden memnunmuş. Çünkü seçmenin ayağına gidip topuk selamı verip sen benim veli nimetimsin deme çok ağır, zorlu bir iştir. Tek bir kişiyi ikna etmek için 10 dakika 20 dakika zaman ayırmak çok maliyetli bir iştir. Ama siz yüzünüzü ekşitip sen zaten şucusun, buraya dönüp sen zaten bucusun diyerek politika yaptığınız zaman sosyal medyadan paranız olduğu oranda televizyondu, YouTube'du, şuradan buradan bu ayrışma üzerinden politika kurduğunuzda o değerler yerde kalmaya devam eder, sokakta kalmaya devam eder, insanlar acı çekmeye devam eder, emekliler nasıl geçineceğim diyerek ağlamaya devam eder. Emeklilerin torunlarına bir kuruş para verip hediye alma gibi bir durumunun olmadığı bir ülkede yaşamaya devam eder.
parmakları sallayıp sen buna şükretmiyorsun, nankör denmeye devam eder. Seçmen unutulur. Siyaset kim, nedir siyaset? Siyaset seçmenin, milletin taleplerine çözüm üretmektir. İktidar nedir? Ürettiği çözümleri hayata geçirtmektir. Muhalefet nedir? Halkın avukatı olmaktır. Ve biz bunu yaptık. Nasıl yaptık? Sadece ben 2,5 yıl boyunca Türkiye'nin her şehrinde, ilçesinde esnaf gezdim. Onların dertlerini dinledim. O esnaf dükkanlarında öğrendiklerim 5 tane ayrı emekli maaşı olduğuydu. Bu emekli maaşlarının mümkün olduğunca bir araya getirilmesini ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını söyleyen biziz. Bütün arkadaşlarım benim dışımda da şehir şehir gezdiler. Öğrendiklerimizi hem kamuoyuyla paylaştık, yani rekabete açtık, hem de iktidara dedik ki muhteremler, alın size böyle bir dert var, alın bu da çözümü, yeter ki milletimizin rahatı olsun, yeter ki milletimizin dertlerine çözüm üretilsin. Gerçekten siyaset yapmak budur. Eğer siyaset yapmak uhrevi işlerle, efendime söyleyeyim, mana üzerinden, maneviyat üzerinden bir dil geliştirip onların ilan ettiği manevi değerlerin dışında olduğunuza dair suçlandığınız bir siyaset biçimi ise seçmen çırak çıkar. Ve maalesef her bir seçimde seçmenimiz, milletimiz çırak çıktı. Bakın o emekli maaşlarının en düşüğünün bir noktaya gelmesinin sebebi bizleriz. Öğrendiğimiz konular. Şimdi esnaf bu durumda. Emekliler bu durumda. Ev kadınları bu durumda. KYK yurdu bulup o şansa erişmiş ama içinden böcek çıkan yemekleri yemek zorunda kalan gençler bu durumda. Daha vahim bir şey söyleyeyim. KYK yurdu çıkmadığı için kayıt yaptıramayıp okullarını bırakan gençlerin halini görseniz kahrolursunuz. Onlar bu durumda. Şiddete uğrayan kadınların derdini çözecek bir dilin olmadığı bir noktada o kadınlar bu durumda. Efendim, tarımla meşgul olan insanların, tarımdan geçinen, ister hayvancılık ister başka tarım ürünleri üzerinden geçinen, üreten insanların durumu ortada. Tarlalarını ekmekten vazgeçenlerin durumu ortada. Yandaşlara verilen paralar buradayken anayasamızın zorunlu hale getirdiği esnafa, özür dilerim, tarımla meşgul olan, ister hayvancılık ister bitki yetiştiren insanlara verilecek olan desteğin anayasanın öngördüğü şartların çok altında olduğu ortada. Yolsuzluk, kayırma, o zaten açıkta. Şimdi hayal edin şurada. Bütün bu değerleri, bütün bu eksiklikleri buraya koyun. Burası da bir sokak. Yahu bu kalkışmanın iğrençliğinden ne farkı var ki bu sokağa attığınız, ilgilenmediğiniz, üzerinde durmadığınız bu dertlerin, bu değerlerin, hukukun, adaletin, gençlerin derdinin konuşulmadığı bir seçim dönemi, Bursa'nın, şehrin ihtiyaçlarının konuşulmadığı bir seçim döneminin, ya hangi Bursalı'ya ne faydası var? Dün Sayın Özgür Özel bir konuşma yaptı. Çok enteresan, çok saygı duyuyorum herkese. Ama dedi ki, AK Parti'nin karşısında en güçlü adaya oy verin. Ben de buradan diyorum ki, evet, üçüncü yolun en güçlüsü biziz. İnşallah Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gıcık olan da, AK Parti'ye gıcık olan da Selçuk Türkoğlu'nu destekleyecek inşallah.
Niye? Niye? Çünkü Bursa'yı konuşacak. Çünkü dün sendika başkanı iken ne yaptı ortada? Nasıl eziyet görüp, nasıl iftiraya uğrayıp, nasıl dimdik ayakta kaldı ortada? Evet, adam gibi adam. Ama öyle demeyelim. Ya insan gibi insan diyelim. Yani sonra yanındaki gelin hanımı da üzmüş oluruz. Oo, harika. Bana bak, Hatice'ye söylerim seni. Yok, yanlış gördüm, pardon. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. İki yumruğa tekrar sıkıştırılıyor. AK Parti düşmanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığı. İki alanın da çok işine geliyor. Bunu bozmak kalkışan kim? Bunu bozmak üzere cesaret eden kim? Biziz. Onun için orası da taşlıyor, burası da taşlıyor. Ama ben size söyleyeyim, korkunun ecele faydası yoktur. Bu arkadaşların, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni falan kastetmiyorum, herkesi kastediyorum. Deminden diğerlerine, AK Partisi'nden diğerlerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nden diğerlerine, herkesi kastediyorum. Çok kolay politika yapmaya alıştılar. Seçmenin özne olmadığı, seçmenin değerleri üzerinden kutuplaştırıldığı, seçmenin birbirine düşman edildiği, bu milletin birbirine düşman edindirildiği, karşılıklı olarak bir dille ceketimi assam, şapkamı assam kazanırım modelinin zararını ise Bursalılar çekti. Şimdi Bursa'daki yolsuzlukları konuşabildiniz mi? Hangi belediye yaparsa yapsın, her iki taraf açısından söylüyorum. Her iki taraf açısından da söylüyorum. Mesela suç ortaklığını gördük mü hep beraber? Ha öyle, ha böyle. Biz neyi çıkaracağız bu durumda? 2023'te, yani bu belediyedeki başarının 2023'te tekrarının olacağını düşünüp buna inandığımız için bir yola çıktık. Ama gördük ki bir başarı da sağlandı. Ama gördük ki İstanbul'u, Ankara'yı almak bu ucube sistemden kurtulmaya yetmiyormuş. Şimdi bu ucube sistemden kurtulmanın yolu, üçüncü bir yolun, hür ve müstakil olarak kaç kilo ediyoruz, boyumuz kaç, neyiz biz, kimiz biz, bunun tek tek anlatıldığı, hem seçmenimize, milletimize, hem de kendi içimizde tek tek anlatıldığı, tek tek insanlara ulaşıldığı bir düzen içerisinde bu seçimlerden her iki tarafında bu işten çok memnun olan, sağ kulağında, sol kulağında vatandaşımız tarafından çekilmesini sağlamaktır. Bizim ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerine ne de AK Parti'nin yöneticilerine özel bir düşmanlığımız yok. Ama bizim bu ucube sistemin varlığına ve sokağa düşürülmüş o bütün değerlerimizin çiğnenmesine itirazımız var. Buna çok gıcık oluyoruz. Gıcık oluyoruz. Şimdi çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Mesela milliyetçilik gerçekten yükseliyor ama özellikle sanki moda halini aldı. Çok güzel bir şey de, ben bugün yolda gelirken benim yaş grubumu suçladım. Oktay Bey'e de söyledim. Niye suçladım? Ben bugün, dün akşam pek çok genci aradım. Sosyal medyada ne diyeyim, gayret gösteren gençleri aradım. Mesela kalktı göç eyledi, avşar ellerinden haberi yoktu hiçbirinin. O ne? Kalktı göç eyledi avşar elleri.
Ferman ya padişahınsa dağlar bizimdir. Doğru mu? Bu neydi? Sadece bir gençten şöyle bir, o da yani 82'li falan bir gençten şöyle bir yazı geldi. Abla, rahmetli Nevzat Köseoğlu abi derdi ki, gerçekten Türk gibi hissederseniz bunu satmaya ihtiyaç olmaz. Biz Mümtaz Turhan'ı miras gibi bırakamamışız. Biz Ziya Gökalp'i anlatamamışız. Biz pek çok şeyi, bizi biz yapan çok şeyi anlatamamışız. Bizim yaş grubu suçludur. Şimdi bu noktada. Ama ahkam kesilme haline baktığınız zaman işte bütün bunlar demin o gençlerin söylediği her şeyin karşılığı. Ben bu ülkede andımız kalktığı zaman ortalığı yıkan kimseyi görmedim. Sayın İsmail Koncuk, Allah ondan razı olsun, sendika başkanıydı. Milletvekili olmazdan evvel gitti, mahkemeye verdi. Mahkeme Sayın Koncuk'un dediğini yerine getirdi, uygulanmadı. Andımızın ne manaya geldiğini anlatamamışız. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Biraz evvel o açılan pankart. Ben, Bursalılar bilir, her konuşmamda Atatürk'ü nasıl bir insan olduğunu anlatmaya çalışırım. Atatürk bir devlet adamlığının dışında aynı zamanda aksiyoner, aynı zamanda çok cesur, aynı zamanda dahi bir insandır. Gerçekten geleceğini, gerçekten istikbalini, gerçekten canını milleti için tam orta yere koymuştur. Peki bu millet onu anlamış mıdır? Evet, anlamıştır. Çünkü peşinden gitmiştir. Havzada arabası bozulur. Bir köylüyle sohbete başlar o arabanın tekerlerinin yapılması esnasında. Köylü sürüyor. Demiş ki, ya İzmir işgal edildi. Ağam sen ne durumdasın? O da ona der ki, beyim, kardeşim şurada şehit. Oğlum burada şehit. İşte ben de şuradan gazi geldim. Evde şu kadar kadın var, şu kadar çocuk var, aç. Ben önce onların gıdasını, onların giderlerini temin edeyim. Bir tek bu öküz ve ben varım. Dolayısıyla şu şeyin sınırına, tarlanın sınırına Yunan gelsin, o zaman bakarım diyen o köylünün, Atatürk sonra der ki Afet İnan'a, Sakarya'da şehit olmuş. Mesela bir başka şey, Cumhuriyet'in ilk dönemleri Adana'ya gider. Adana'da böyle evleri göre göre istasyon caddesinde gezerler. Biz bunları hiç anlatmadık. Biz çocuklarımıza bunları vermedik. Bir tane her ev harikadır. Bir tane kırık, yıkık, dökük bir evin önünde dururlar. Valiye der ki, o zaman valide paşadır. Der ki, ya bunlar kimin evleri, bu kimin evi? Askerlik yapmayan insanlar vardır o dönemde, bilirsiniz Türkiye'de. Ya. O insanlarındır. Parasını verip askerlik yapmaz. Bugün aynısı. Sonra bu kimin der? Recep Çavuş'un. Recep Çavuş'un bir kolu, bir ayağı yoktur. Gözünün biri de yoktur. Gazi Paşa hiddetlenir. Recep Çavuş. Bunları yaparken sen neredeydin der. O da der ki, ben seninle her yerdeydim. Sakarya, Çanakkale'deydim, Sakarya'daydım, ben her yerdeydim. Şimdi bugün durumumuz aynıdır.
12 şehidimiz geldi. Onlar üzerinde bile anlaşılamadı. Dolayısıyla İyi Parti, tekrar söylüyorum, İyi Parti hür ve müstakil olarak bu seçimlerin, bu ülke için önemli olan bu seçimlerin kazananı olmak zorunda. O kazananı olduktan sonra bütün bu değerleri sokağa atılmış, bu değerleri sokaktan toplayıp getirmek bizim görevimizdir. Ve her şeyini feda etme ruhunda olan bir insanın anasından başlayarak ay kız kardeşinden babasına kadar bir silsilede her şeyi söyleyenlerin bugün işi azıtıp başka bir noktalara kadar işi götürmesinin önündeki engel sizsiniz, biziz ve bunu engelleyeceğiz. Buna karşılık dindar bir insanın inançları üzerinden yapılan yanlışlıkların da Türkiye için çok tehlikeli olduğunu fi tarihinden gören, bilen bir insanım. Bununla mücadele etmiş bir insanım. Dolayısıyla ne demek istiyorum? Bir taraf bir uç olan milletimize oluyor. Buna son verecek olan biziz. Sözü çok fazla uzatmayacağım çünkü Selçuk sor. Sen benden sorar mı? Sorar mı konuşacaksın? Neyse. Şimdi Bursa'yı konuşacak. Ama Bursa'nın konuşulmadığı, Türkiye'de demin söylüyorum emeklilerin, Türkiye'deki kadınların, Türkiye'deki gençlerin, iş bulamayan gençlerin, atanamayan öğretmenlerin, en az asgari ücret seviyesinde maaşının olması gereken emeklilerin ve EYT'yi sayemizde yaptılar ama onu da yarım yaptılar. Polis memurlarının hali perişan, seni görünce aklıma geldi kızım. Yani şimdi hali perişan, 50 bin tane farklı düzenek var. Onların ortadan kalktığı ve askerin de kendi içerisinde maaşlar anlamında söylüyorum. Çok farklı aynı öğretmenler gibi. Türkiye her yönüyle öyle oldu. İşte sözleşmeli öğretmen, şeyli öğretmen, ne? Ücretli öğretmen, bir öğretmen çeşidi var. Tam 4 çeşit öğretmen tarifi var. Ha işte o dediklerinizden. Sonuç 4 farklı öğretmen kadrosunun olduğu, pek çok farklı askerin içinde pek çok farklı kadro sisteminin olduğu bir Türkiye'nin gerçekten o insanların çocuğunun geleceğini düşünmekten kendini düşünemediği bir Türkiye'nin sona ermesi için biz bu seçimi kazanacağız. Ve ben bunun için milletime de şunu söyledim. Dedim ki bu sizin için yapılan bir eylemdir, bir tutumdur, bir davranıştır. Arkadaşlarımızın hepsi bu fedakarlığa hazırdır. Dolayısıyla herhangi bir kişi AK Parti'ye kazandırmak için bu iş yapılıyor derse dönün arkanızı. Biz Erzurumlu köylüye gider Osmanlı askeri subay. Seni görünce Orkun devamlı askeriden anlattım. Bak Osman Gazi'yi alacaksın var ya ne yaparım seni. Şimdi gider köylünün başına oğlunun tekini ister. Köylü kafayı kaldırır, yani iş yapıyor, kafayı kaldırır der ki yahu bu Osmanlı önüne gelene savaş açıyor, benim zürriyetime mi güvendi? Evet muhteremler, İyi Parti'ye mi güvendiniz?
İyi Parti sizi seçtirmek için mi kuruldu? İyi Parti bu ülkenin sokağa düşürülmüş değerlerini ayağa kaldırmak, milletinin emrinde olmak ve bu ucube sistemi değiştirmek için kuruldu. Aynen öyle. Sonuç eskisi gibi çok kolaydı işler. Bak onu verirsen cız, buraya verirsen cız, ne kadar iyi. Ne polisi konuş, ne askeri konuş, ne öğretmeni konuş, ne genci konuş, ne kadını konuş, ne işsizliği konuş, ne yandaşları konuş, beşlileri konuş, onluları konuş, hiçbir şeyleri konuşma, Bursa'yı hiç konuşma. Ne kadar iyi iş, harika bir iş. Ne bu? Vay efendim, Bursa'da AK Parti kazanırsa şöyle oluyor, CHP kazanırsa böyle oluyor. Hadi bakalım muhteremler, bize diyordunuz ki, bir taraf diyordu ki PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz. Bilumum elleri bıraktık. Şimdi dolayısıyla tek başımıza giriyoruz. Kimseyle el sıkışmadan, kimseye kötü bir ses söylemeden, kimseye hakaret etmeden, AK Parti'ye oy veren seçmen de başımızın üstünde. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen de başımızın üstünde. Ve biz o iki partiye de, diğerlerine de oy verenlerin tamamının oylarına talibiz. İnşallah Selçuk alacak. Evet, Cumhuriyet değerlerini doğru dürüst anlatıldığı ve uygulandığı ve Atatürk'e gereken saygının gösterildiği, bu ülkeye emeği geçen herkesin saygıyla anıldığı ve milletin derdine çare arandığı, ilk dört maddeye el uzatının elinin kırıldığı, bu ülkede federasyonu tartışana hadi oradan be denildiği, bu milletin bir bütün olarak vatanının, milletinin, birliğinin, beraberliğinin korunduğu, 40 senede PKK'nın yapamadığını, 3-4 senede bu arkadaşların bir noktaya getirdiği yanlışlığın önüne geçildiği bir Türkiye için önce belediyelerde bu iki tayfanın da kulaklarını hem sağdan hem soldan çekecek aziz milletim. Ondan sonra da iyi belediyeciliğin nasıl yapıldığını gördükten, onlara şahit olduktan sonra çalmayan, çaldırmayan, gencinin, yaşlısının yanında olan, istihdam yaratan bir belediyecilik anlayışını gördükten sonra da 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirecek Cumhurbaşkanlığı'nın şu azurun içinden çıkacağına gerçekten eminim. Şimdi son söz olarak milletime dedim ki başarı hepimizin. Ama bunun sonunda bir başarısızlık olursa bu başarısızlığın da sonu bedeli bana ait. Ne demek istiyorum? O kadar inanıyorum ki kazanılacağına, o kadar inanıyorum ki milletimizin ferasetine, irfanına, o kadar inanıyorum ki küçük hesapların gökyüzünde böyle yalnız gezen yıldızlar haline döneceğine ve onun için kellemi şuraya koydum. Millet ister tekme atacak, ister başıma tekrar boynuma yerleştirecek. Onun için siz çok çalışacaksınız. Bana bak çalışacaksınız. Bak çalışacaksınız. Teşkilatlar çalışacak. Adaylar çalışacak. Ben çalışacağım, herkes çalışacak ve bu ülkeyi biz kurtaracağız. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim.